Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu YouTube gibi kanallara video nasıl hazırlanır? Bu videolar nasıl düzenlenir? Nasıl animasyonlar eklenir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tabi bunun için birçok program var arkadaşlar. Bunların içerisinde ücret olanlar var, işte Crackly'si var, serialini bul, onu uygulamaya çalış. Bunlar için gerek yok. En iyi programlardan bir tanesini ben bu akşam sizlere tanıtacağım. Bu herhangi bir ücret karşılığı verilen bir program değil sevgili arkadaşlar. Bu Windows'un bileşenler içerisinde bulunan MovieMaker programı. Şimdi buradan ilk önce bir dosya açıyoruz kendimize. Bir proje oluşturuyoruz. Projeyi oluşturduktan sonra bunun içerisine videoları, resimleri alıp onlara herhangi bir başlık, altyazı, müzik ekleme nasıl yapılır? Bunlar yapıldıktan sonra YouTube gibi konfigürasyonu yüksek kanallarda nasıl şey yapılır, yani nasıl daha iyi bir şekilde gösterme sunulur, kalitesi yüksek video olarak nasıl kaydedilir? Tabi bunu kalitesi yüksek olarak kaydettikten sonra YouTube'a yüklemek biraz zaman alıyor. Bunun için de bir program kullanacağız. Onu da anlatmaya çalışacağım. Bunu da bu program da bunun herhangi bir kalitesinden ödün vermeden boyutunu düşürüyoruz. Bu boyutu düşürdüğümüz için de düşürmeden önceki boyutuyla 3-4 saatte yükleyebildiğimiz bir videoyu YouTube'a veya YouTube gibi kanallara daha az bir sürede, yarı yarıya bir sürede yükleme imkanı buluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi projemize başlayalım. İlk önce video ekliyoruz. Tabii video ekleyeceğiz bu videolarımızı. Video ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan herhangi bir video alıyorum. Ekliyorum. Şimdi bakın, burada bir ileti verdi arkadaşlar. Bu videonun tam boyutuyla birlikte kullanacağımız MovieMaker programının içerisine yüklenmesi için gerekli bir zaman. Bunu yüklemeden işlem yapamıyoruz. Ben şimdilik durdurayım, biraz zaman alacak. Evet arkadaşlar, videomuz yüklendi. Videomuz yüklendikten sonra ilk önce bir test ediyoruz, deniyoruz. Doğru bir video seçmiş miyiz? Bugünkü videomuz malumunuz bu ara, gördüğünüz gibi videomuz, birinci videomuzda herhangi bir sorun yok. Gayet güzel işliyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir dikkat etmemiz gereken bir konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz bu çizgiler, bir beyaz çizgi, siyah çizgi olan çizgilerin iki boyutu, ikisinin arasındaki şu bölümün bir videoya ait olduğu gösterir. Bunun içerisinde kırpma da yapabiliriz. Herhangi bir yeri de alabiliriz. Bunu komple de kullanabiliriz. Bize şimdi ikinci bir video var. Video birleştirmeyi göstereceğiz bugün. Birçok ders olacak tabi. Bu uzun bir program olduğu için arkadaşlar, burada en iyi şekilde anlatabilmek için bir saatlik, 1,5 saatlik tek video değil de böyle kısa, beynimizi fazla yormayacak, dikkatimizi dağıtmayacak kısa kısa programlarla, videolarla programı anlatmaya çalışacağız. Şimdi ikinci bir video yüklüyoruz arkadaşlar. Bu da yine herhangi bir, buradan çekmiş olduğum benim videolardan bir tanesi. Bunu da yükle diyoruz. Bakın, bunun boyutu kısa olduğu için hemen yükledi. Bir tane daha, üçüncü bir video yükleyelim.
birbirleriyle bağlantılı olmayan videolar bunlar arkadaşlar. Bakın bu videoyu da hemen yükledi. Boyutları az olduğu zaman videolarımızı kısa bir sürede yüklüyor. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce ne yapmak istiyoruz? Buna karar vermek zorundayız. Yani ne yapacağız? İşte yüksek kaliteli bir video yapıp YouTube'a mı yükleyeceğiz? Yoksa aile videolarından veya aile fotoğraflarından bir albüm mü oluşturacağız? Bunu karar vermemiz lazım. Şimdi biz YouTube gibi kanallara video hazırlayacağımız için tabi bunlara bir animasyon gerekiyor. Animasyon eklememiz lazım. İzleyicilerimizin dikkatini daha fazla çekmesi için bunlara animasyonlar eklememiz lazım. Alt yazılar eklememiz lazım. Bilgiler vermemiz lazım. Onun için arkadaşlar ilk önce videomuzun başına geldik. Bu başına herhangi bir başlık eklemek istiyorsak şuradan hemen yazımızı açtık. Yazı bölümümüzü açtık buraya. İstediğimiz her türlü yazıyı yazabiliriz arkadaşlar buraya. Bunu tabi istediğimiz şekilde ortalayabiliriz. İşte yazının şeklini değiştirebiliriz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliriz. Program Windows'un kendi programı olduğu için arkadaşlar bütün Windows'la ilgili bütün özellikleri destekliyor. Onun için tabi daha kolaylıklar veriyor. Şimdi bu yazıyı yazdık arkadaşlar. Yazıyı yazdıktan sonra yazının istersek arka rengini değiştirebiliyoruz. Tabi bu arada yazımızı da farklı bir renkte yapmamız lazım ki daha güzel görünsün. Şimdi burada başlangıç zamanı var arkadaşlar. Başlangıç zamanı ne zaman olacak? Videonun neresinde görülecek? Kaç saniye görülecek? Kaç saniye tutulacak? Bunları ayarlamamız mümkün. Ayrıca yazımız böyle bu şekilde mi gelecek yoksa herhangi bir animasyonla mı gelsin? Buna da karar verebiliyoruz. Şu an için bunu seçelim. Yazımızla ilgili bölümü tamamıyla bitirdik. İstediğimiz şekle soktuktan sonra oynatıyoruz arkadaşlar. Yazımız geldi. Bakın şuraya dikkat edin. Şimdi bundan diğer videoya geçerken bakın ne kadar şık olmayan bir şekilde videoya geçiş yaptı. Bunun için de sevgili arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra geçiş programları var burada arkadaşlar. Animasyonlar dedik. Bakın burada nasıl geçeceğini zaten hemen üstüne koyunca gösteriyor. Evet. Buradan animasyonumuzu seçiyoruz. Evet. Şimdilik de bu kalsın. Tekrar geri alıyoruz arkadaşlar. Tekrar dönüyoruz. Yazımız geldi. Bakın evet, gördünüz mü? Şimdiki arkadaşlar geçişe dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın şimdi tekrar oynatıyorum. Yazımızı animasyonla getirdik. Geçişe bakın şimdi. Evet bakın. Evet, bir öncekini gördünüz. Şimdikini daha nasıl bugünkü farklı bir şekilde geçiş yaptığımızı gördük. Malumunuz bu ara geçiş yaptıktan sonra mesela videonun herhangi bir bölümünde videoya bir açıklama yapmak istiyoruz.
Video çektikten sonra izleyicilerimize veya izleyecek arkadaşlarımıza herhangi bir anımsatma yapmak istiyoruz. Bakın burada yine açıklama yazısı var. Bu tıkladıktan sonra arkadaşlar açıklama yazısını sizin istediğiniz yere yazar. Bakın. Şimdi ilerletelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın şeyi burada durduruyorum. İmleci burada durdurdum. Açıklama yazısı yazdım. Nereye bıraktı? Bakın görüyor musunuz? Buraya bıraktı. Buradan sonra buraya herhangi bir açıklama metni yazabiliriz. İşte anlatmış olduğum bir videonun başlangıcını yazayım yine ben size. Düğüm süs olta bağlama nasıl yapılır? Evet arkadaşlar bu yine ekranımızın neresinde gözükmesi gerekiyor, neresinde gözüksün. Yine aynı şekilde bir önceki notta olduğu gibi bütün Windows'un haklarından, Windows'un özelliklerinden yararlanabiliyoruz. Yine başlangıç zamanını, metin süresini, metnin giriş şeklini, burada daha güzel animasyonlar var arkadaşlar. Bugünkü videomuz daha güzel animasyonlar var. Bu sefer de bunu seçelim. Tekrar başa alıyoruz arkadaşlar. Oynatıyoruz. Bakın geçiş animasyonumuzu yaptı. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi nereye gelince videonun neresinde bakın hemen yine malumunuz bu ara notumuzu bıraktık. Ondan sonra çapari, düğümsüz çapari buraya kadar bağlı. Geldik. Buradan sonra mesela anlatmaya çalışacağım. Az önce ne yaptık? Videolar arası geçiş yaptık. Bakın yine videolar arası geçiş yaptık ama buralara evet, işlemedik. Arkadaşlar. Ne yapmamız lazım bunu? Burada videolar arası geçiş yaparken sevgili arkadaşlar animasyonları dedik. Neyi seçtik? Bunu seçtik değil mi? Bakın burada tümüne uygula diye bir bölüm var. Eğer bunu işaretlerseniz bütün video geçişlerine aynı geçiş efektini uygulamanız mümkün. Ama isterseniz bu arada başka bir efekt, bu arada başka bir efekt, her videonun diğer videoya bağlandığında arkadaşlar. Farklı efektler kullanma şansımız var arkadaşlar. Anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Videomuz çok hızlı geçtiği için sahili. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar i̇şte balık aşkı çok böyle fazla bir şey arkadaşlar görüyorsunuz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Dalga videonun altına sorularınızı eklerseniz arkadaşlar bunlara da cevap bir sonraki videoda bunlara da cevap vermiş oluruz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Balık aşkı böyle bir şey. Hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.